Atabay'ın yanında ama şimdi kucağında gördüğünüz bu programla birlikte size bugün etçi dolperleri anlatacağız. Etçi dolperlerin hikayelerini anlatacağız ve bu işi nasıl doğru yaparsınız, nasıl güzel yaparsınız öyle devam edeceğiz. Biraz yavrasan Murat hoş geldiniz. Hoş buldum hocam sağ olun. Evet, şimdi serbest bırakalım çünkü maşallah bayağı ağırlar. Evet. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Evet ee, sizimiz sizi tanıyor zaten. Size biraz kızdılar. Ee, yavrusunu aldım diye <laughs> kızdı biraz. Çok enteresan. Buraya çiftliğe ilk geldiğimde de yavrusunu aldım. Annesi değil, bütün sürü. Hepsi diğer anneler birlikte bana sinirlendiler, beni meliyorlar. Şimdi bakın, ses kesildi. Demin gene yavrusunu aldım. Bütün anneler biraz bana sinirlendiler. Şimdi yavruyu bıraktım ve sessizlik hakim. Biraz sonra tamamen biraz susacaklar. Biraz sosyaller değil mi? Sosyaller. Dorper çalışması çok kolay bir ırk. Annelikleri çok iyi. Hiç rahatsız olmazlar. Sanki olmadılar. bir de hareketliler ya. Aynen. Hareketliler evet, evet hocam biraz, çok hareketliler. Ya normalde ben kuzuyu çok rahat yakalarım. Mesela bunları <laughs> yakalayamadım. Bir, de, koşturdular bir beni. de kas kasları çok <laughs> güçlü. güçlü olduğu için. E, yakalamak, zapt etmek zor. Anneleri falan güç yetmez yani. Öyle hı hı. küçük görünüyorlar ama kaslı oldukları için bayağı şeyler. Evet. Şimdi e, Murat Bey ben ilk nasıl tanıdım? Murat Bey'i ben Dorperle <laughs> tanıdım. Çünkü Dorper gerçekten çok sevdiğim bir hayvan. ve geçmişte? E, Dorperi çok kötü yapanlar, bu konuda yetiştiriciyi ciddi zarara uğratanlar oldu. Akademik çevreden de oldu. İşte yurt dışı orijinde de oldu. Murat Bey bu işe gerçekten gönlünü vermiş, bir üniversite kadar ciddi disiplinli çalışan ve bu işi layıkıyla yapan, gerçekten hani maddi tarafına değil de bu işin manevi tarafına bakan, gerçek bir vatansever, milliyetçi ve dürüst bir satıcımız. Sağ olun evet, hocam. Dorper hikayesini ve Dorper'i sizden dinlemek istiyoruz. Türkiye'de o zamanlar çok fazla Dorper yoktu. Ee, olanlar da çok pahalıydı ve dişi damızlık satan olmuyordu. Ee, embriyo transferi yoluyla elde edebileceğimizi anladık. Ve ilk olarak Avustralya'dan embriyo ithal ettik. 2018 yılında e, ithalatı gerçekleştirdik. 4 kişi, 4 paydaş olarak girdik. 100 tane dörper embriyosu getirdik. Ankara, Nallıhan'da transferlerini gerçekleştirdik. Ve e, 2019 Mart, özür dilerim, 2019 Şubat ayında da doğumlarımız gerçekleşti. Evet. Şimdi bugün bu çiftlikte gerçekten Dorper'in gerçekten yurt dışında gördüğümün aynısı damızlıklarını gördüm. Tabii bu kolay olmayan, bir önceki programımızda anlattık, kolay olmayan bir yatırımcı hikayesi ve gerçekten çok gözyaşı, çok şeyler, meşakkat var ama bugüne de gelindiği zaman aslında e, yapılan iş doğru olduğu için artık yavaş yavaş bu işin e, şeyini zevkini çıkarıyorsunuz ve gerçekten hani pasasını topluyoruz dediğimiz bir konu var biraz önce de söyledim e, üniversitelerde artık biraz bu akademik çalışmalar e, bir takım sıkıntılardan dolayı çok fazla devam edemiyor ve e, özel sektör şu anda bir akademik e, çalışma çerçevesinde ve biliyorum yani çok ciddi hocalarımız var bu işi yapan ki şimdi biraz sonra onları da soracağım. E, ee, transferinde bu, bu çiftlikte protokoller doğru bir şekilde uygulandı. Ve doğru tekniklerle şu an gördüğünüz damızlıkçı çiftlik ayağa kaldırıldı. Yani öyle çok dört dörtlük beton binalara bilmem şuna buna yatırma gerek yok. Bir çadır sistemin içerisinde bizim bir takım hijyen ilkelerimiz var. Temiz olacak diyoruz. Zemin Kuru ve temiz olacak diyoruz. İçerideki hava sıcak ve havadar olacak diyoruz. Bunu sağladıktan sonra istediğiniz yerde bu işi yapabilirsiniz. Yani çok fazla yatırma da gerek yok. E Murat Bey aynen böyle bir sistem kurdu. Böyle bir çiftlik kurdu. Ve değerli hocalarımız onları da anmadan geçmem. sizden isimlerini alacağım. E, Çalışmalar başladınız. Evet bu çalışmalarda e, Hakan Hoca'yı biliyorum. E, Hakan Sağırkaya hocamız, profesör doktor. O vardı. Başka kim vardı hocam? Hakan Sağırkaya hocam vardı. <laughs> Selim Alçay hocam yine <laughs> e, Uludağ Üniversitesi'nden. E, Yalçın hocam vardı. Yalçın hocamın soyadını şimdi hatırlayamadım. <laughs> e, Umut Taşdemir hocam vardı <laughs> Aksaray Üniversitesi'nden profesör. Evet. Hocalarım da çok hocamız vardı da işte her birinin isimli şimdi yani bir çalışanlar da aslında Mürit transferinde gerçekten ee, hepimiz gönüllü olarak çalıştık. Çünkü bu işe inandık. Murat Bey'in bu işi yapacağına olan inancımız tamdı ve hepimiz gönüllü olarak bu işte yer aldık ve Murat Bey'le beraber bu çiftlik ayak aksını hepimiz elimizden geleni yaptık. Yani bu. Ee, Değirmen hepimiz biraz su döktük ki bu böyle hani akademi özel sektör işbirliği bu şekilde oldu. Şimdi biraz dorper anlatmak istiyorum. Dorper nasıl bir hayvandır Murat Bey? Şimdi dorper zaten Güney Afrika'da üretilmiş İngiliz etçi Dorset hayvanıyla Dorset Hornla Persiyen koyununun melezlemesiyle tip sabitlenerek daha sonra elde edilmiş çok eski bir ırk değil. Böyle 50-60 yıldır düzgün şekilde dorper diyebileceğimiz hayvanlar artık üretiliyor. Güney Afrika'dan da tüm dünyaya dağılmış. Avustralya'ya gelme hikayesini ben Avustralya'ya getiren adamla tanıştığım için Adrian Wich'den dinledim. Avustralya'da meralarda özellikle dayanıklı olduğu için yemden yararlanma kabiliyeti yüksek olduğu için ve parazit problemi olmadığı için Dorper çok hızlı şekilde büyüyerek üretilmeye devam ediliyor. Dorperin özelliği, dorper çok büyük, iri bir hayvan değil, ama kuzusunu 3 ayda, 4 ayda iri hayvanları kadar büyütebiliyor. 45-50 kiloya geliyor. Rekorda 100 günde 61.1 kilogram. Ben rekora ulaşamadım ama 100 günde 58 kiloya gelebildik. Benim kendi rekorumu. Avrupa'da da çok rağbet gören bir ırk. Aslında dünyanın her yerinde rağbet gören bir ırk. Özellikle Çin'den Amerika'ya, işte Güney Amerika ülkelerinden Afrika ülkelerine son zamanlarda Rusya'da, Ukrayna'da da çok fazla sayıda Dorper yetiştiriliyor. Dorper'in tercih edilmesinin sebebi özellikle meradan yararlanma kabiliyetinin yüksek olması, parazitlere karşı dayanıklı olması ve etinin kaliteli olması. E, sebebiyle yetiştirilmekte hocam. Şimdi buraya hemen ben e, müdahale etmek istiyorum. Persin dediği aslında e, bizim İran'ın ve e, Orta Asya'nın bozkırlarında yetiştirilen bir ırk bu. E, baktığınız zaman hayvanın en bariz özelliği atletik bir yapısı var. Çünkü oranın özellikle dağlık alanlarındaki o sarp e, yerlerde e, astragan dediğimiz e, şey kürkü elde ettiğimiz Karagül koyunlarıyla beraber e, otlayan e, ciddi anlamda bozkırdan yararlanma yeteneği yüksek olan ve kas gücü özellikle kas teli kalınlığı oldukça yüksek olan e, adaptasyon yeteneği çok iyi olan ve her türlü iklim koşulunda yetişilen özellikle sıcak iklim koşulunda yetiştirebilen bir hayvan. Şimdi bu özelliklerini e, Persil'den alıyor yani işte anne baba çaprazladığınız zaman e, anne ırkından alıyor. Bu dolayısıyla hani biz buraya getirdiğimiz zaman Türkiye'de bundan adaptasyon problemi olur mu sorusunun cevabı bu. Ben daha önceki çalışmalardan biliyorum Türkiye'nin her yerinde bu hayvanlar yetiştirilebiliyor. Hangi koşullarda yetiştirilebiliyor? Gerçekten e, ihtiyacı olan aslında kuru ve temiz, kuru temiz havadar bir barınağın içerisinde. E, şu an verdiğiniz verdiğiniz yerleri de aslında konuşmak istiyorum. <laughs> çok az yemle çok hızlı büyüme yeteneğine sahip olan ve sizin yaptığınız yatırımın karşılığını verebilen bir hayvan. Ama daha önceki programlarımızda söylediğimiz gibi hep dedik ki bu işin böyle kriterleri var. Bilen kişinin yapacağı bir şey. Bütün hayvanlar böyle, bütün ırklar böyle. Hatta evde kedi bile yetiştirirken o kediyi yetiştirmeyi bilen insanların yetiştirmesi gerekiyor. Çünkü bir sürü Hayvanın ağzı dili olmadığı için size ile veya gözüyle, kaşıyla, tüyüyle, yürümesiyle size derdini anlatıyor. Bunu iyi anlamak lazım, iyi analiz etmek lazım. Ee, bu kadar değerli bir hayvan. Tabi etçi bir hayvan. Et verim özelliği yüksek bir hayvan. Peki e, biz etçi bir hayvan seçtiğimizde süt verimine dikkate almalı mıyız? Tabii yavrusunu büyük açısından almamız lazım hocam. Tabii Çünkü niye? Lazım. Çünkü gerçekten annesinden aldığı sütü, ee, sütün e, içeriği ve e, miktarı yavru büyümesi üzerinde gerçekten çok etkili. Ve bir şey daha var. Anne sütü iyi olan yavrular biraz daha tavlı doğuyorlar. Yani bu hayvanların annelik yeteneği değil. Hatta ben şunu söylerim. Derler ki hocam işte bizim çok yavru telefatı oluyor. Hemen diyorum ki e, annelerine bakın. Eğer annelik yeteneği kötü olan e, anneden doğmuşsa Güçlü yavru üreten annenin kolostrumunu verin diyorum. Bu bir teknik mesela. Bu gerçekten yavru büyütmede önemli ve yavrunun hayata tutunmasında annelik yeteneği ve annenin sütü çok çok önemli. O yüzden bu hayvanlarda bizim etçiliğin yanı sıra yavrusunu büyütebilecek miktarda ve kalitede süt vermesi açısından önemli. Eti tipte aradığımız <laughs> bir özellik. Evet, Dorper'in başka ne özelliği var? Doğum alani ikizlik oranı ne? Biraz üreme yeteneğinden bahsedelim. Ee, en en başta şeyden bahsetmek istiyorum. Yani Dorper'in herhangi bir mevsimsel kızgınlığı yok. Her zaman kızgınlık gösterebilir. Her zaman çiftleşebilir. Her zaman çiftleşebilir. Benim mesela Ocak ayında bir hayvanım kuzulamıştı, sonra çiftleşti. Aralık ayında bir daha yavruladı. Peki bunu Yüz öneriyor bitmeden. muyuz? Yani Ocak ayında. Doğum çiftleşen bir hayvanın Aralık ayında bir daha doğum yapmasını 5 ay er gebelik süresi önerir miyiz? Hocam şöyle, bence hani de alınabilir çok yavru alınabilir bakarsanız alınır ama hani yılda bir kuzulama her anlamda iyi çünkü işin bir disiplininin olması lazım. Ben şöyle tercih ediyorum işte Ağustos Eylül aylarında koç katıp ondan sonra Ocak Şubat aylarında kuzuları doğurtup Büyütüp kuru döneme alıp kuzuları büyütüp işte satacaksak ya da ne yapacaksak yapmak lazım. Bence en güzel sistem bu. Yoksa sürekli iki yılda üç kuzu alalım, sürekli yavru alalım, hep ikiz alalım. bu Bunlar hikaye. E, anneyi ee, de yıpratıyorsunuz aslında bir şekilde. Evet. değerini kaybediyor. Doğru. hızlı bir şekilde elden çıkıyor. Yapılabilir. Yapılır tabii ama ki ama Çok mümkün. iyi bakım besleme koşullarında e, gerçekten annenin ihtiyacını karşılayarak çünkü Gebelik döneminde anne biliyorsunuz beslenmesine çok dikkat ediyoruz ama buna rağmen gene biraz hırpalanıyor özellikle ikiz yavrularda. Evet. Çok iyi bakmanız lazım ki bir sonraki gebeliğe iyi başlasın ve an birinci doğumda olduğu gibi ikinci doğumda da iyi kaliteli yavru versin. Doğru. Ama şöyle söyleyeyim hani bu ırk özelliği isterseniz iyi bakım besleme koşullarında siz bunları bir yılda iki kez de çiftleştirebiliyorsunuz. Evet. Peki Kaç aylık yaşta ilk kez damızlıkta kullanıyorsunuz? Hocam 7 aylıkken çiftleşen hayvanlar oldu. Yani 7-8 aylıkken doğru bakılmışsa, iyi büyümüşse büyüyüp yaşında i̇yi yaşında Nasıl anlayacak yetiştiricimiz? Şimdi anne var ve bir tane dişi yavruyu damızlıkta kullanmak istiyor. Evet. İyi büyümüşse, biraz anne, daha anne annesine, terk. annesine yakın ölçülerde olmuşsa ağırlıkta ve boyda olmuşsa damızlık olarak kullanımı başlayabilir ama tabii biraz da yani acele etmemek lazım. 8-10 aylık olmasını beklemek lazım. Mevsime göre belki 1 bir yılı, bir buçuk yılı ilk anneliği bulabilir. Acele etmemek lazım. Bir de yani bu ırka göre de değişir. Bazen ırklarda mesela 1 yaşında ancak annesinin cüssesine, ebatına gelebilir. Dorper özelinde hani 7 1 yaşına geldiğinde anne oğlanlar oluyor rahatlıkla. Şimdi onu da şöyle izah edeyim ben. Annesinin canlı ağırlığı ne mesela bir tane anne 60 kilo, kilo. mu? 60 kilo civarında. Bunun %70'ine ulaştığı zaman yani 42-45 kiloya ulaştığı zaman biz bu hayvanı çiftleştirebilirsiniz deriz. Ama şunu hiç unutmayın. Erken damızlıkta kullanıyoruz. Erken gelişiyor bunlar. Evet. Ama 45 kiloda domuzlukta kullandığımız ve gebe bıraktırdığımız zaman bu tip hayvanlar annelerine oranla biraz kavruk kalabiliyorlar. Evet. Dorperlerde bu var mı? Yani kavruk kalan... Tamamlıyor mu? Tamamlıyor. Kavruk kalan kuzumuz yanık dediğimiz kavruk dediğimiz kuzu kal, kalan oldu bende de oldu. Hı hı. E, ya küçükken işte hastalık geçirdi ya... Ee, anne sütünü yeterince al, yani bir şekilde eksikliği olan hayvanlarda oluyor. Bütün ırklarda oluyor zaten. Ben birçok evet. ırkı da besledim. Ee, ama şimdi şöyle bizim elimizde e, bir Avustralya'dan embriyo olarak getirdiğimiz hayvanlar var. Bir de Avrupa'dan gelen anaçlardan var elim e, e, elimizde. Peki karşılaştırdığımız zaman bunları? Karşılaştırdığımızda şöyle e, hani arabalarda marka marka segmentler oluyor ya hocam. Evet. Hemense de suyu, ee, ama suyu, Evet. Yani şey embriyo ile getirdiğimiz hayvanlar zaten benim işte beni dünyadaki dorperciler de e, iyi kötü tanıyanlar var içlerinde. Bunun sebebi de embriyo transferi yapmış olmamız. Çünkü embriyo transferiyle hep bütün 2014, 2015, 2016, 2017 yılında, 2018 yılında şampiyon olan anne ve babaların herkesin dünyadaki eee dorpercilerin takip ettiği hayvanların yavruları bizde var. O yüzden işte mesela Almanya'dan hayvan almak için sırada bekleyen insanlar olabilir ama Almanya'daki mesela birlik başkanı dahil olmak üzere bana 12 farklı ülkeden koç almak için mail atan oldu. Hı hı. Bunun sebebi, bunu bana kazandıran şey de çok başarılı iyi bir üretici olduğum için değil, yani genetiğe sahip olduğum için, embriyo transferiyle bunu elde ettiğimi bildikleri için bu şekilde oluyor. Şimdi burada bir şeylerin altını çizeceğim. Murat Bey dedi ki Dorper birlik başkanı. Evet. Onlarda koyun keçi yetiştirici birliği <laughs> yok mu? <laughs> ya genel birlik olan ülkeler var hocam. Ben hepsini takip etmiyorum ama. Genel e, birlik olan Koyun keçi. Koyun keçi diye bir birlik yok. Bize özel bir şey. Değil yani mi? o bizde var. Bizde adı var. Hı hı. Şimdi. Ya çok ben birlikler hakkında konuşmak istemiyorum. Bunu bir, sadece bir, vurgulamak istedim. Ya birkaç şey. Dorper Yetiştiricileri Birliği, Lakon Yetiştiricileri Birliği, işte Alpin Yetiştiricileri Birliği, Hoştan Yetiştiricileri Birliği. Bunun ne önemi var? İşte Murat Bey diyor ki şampiyon. Şampiyon ne demek Murat Bey? Neyin şampiyonu bu? Ya Avustralya'da düzenlenen şampiyona da işte belli kriterlerden Nelere geçmiş. Nere bakıyorlar? Şimdi kategoriler var. En iyi baba kategorisi var. Onun yavrularına bakıyorlar. Yavru canlı doğum ağırlıklarına, yaşama oranlarına bakıyorlar. Hayvanın günlük canlı ağırlık artışına bakıyorlar. Hayvanın bedenine, kondisyonuna, vücut tipine hepsine bakıyorlar. O kriterlerin hepsinden geçtikten sonra zaten pedigrisinin de olması lazım. Şimdi bendeki pedigri ne peki? Hemen onu sorayım. Pedigri Çünkü bazı, özetle soy ağacı. Bazıları ellerinde kartonlar çıkarıyorlar işte pedigrisi var diyorlar. Ya Değil hocam ki, şöyle. Tabii şampiyon diyorsunuz, pedigri diyorsunuz. Şimdi bu bir aslında karne. Evet, ama Hepinizin takip takip, takip etmezseniz şimdi ben de tam pedigrisi belli olan sertifikası da olan Avustralya Dorper Birliği'nden sertifikaları olan hayvanlar var. Fakat ben şimdi bunların anne ve babasını takip etmezsem bunların da bir aslında kıymeti yok. Sadece iyi hayvan olarak kalır. Irk birlikleri konusunda bir şey söylemek istiyorum. Aslında ırk birlikleri kurulsa çok güzel olur ama ırk birliğinin Türkiye'de kurulabileceğine inanmıyorum. Neden inanmadığımı söyleyeyim. Çünkü hepimiz sektörde bir şekilde arkadaşız, eş, dostuz, üretici olarak tanıdığız. ırk birliği kuralım dediğimizde bu sefer herkes kendi elindeki hayvanın orijinal olduğunu ve ırk birliğine kaydedilmesi gerektiğini daha sonra işte ya bu Murat Abay'dan almadı, Seninki dorper değil. Kardeşime şöyle. geliyor iş. İyi biraz iyi niyet. Yok şöyle izah edeyim. Şimdi bakın. pedigree, şampiyon, ırk birliği. Aslında bunların hepsi aynı çatı altında toplanan bir şey. Ve gerçekten dorper dediğimiz zaman o hayvanın sertifikasının şampiyon olmasın pedigri pedigrili, pedigrili şöyle. Pedigri soy kütüğü hepsinde var. Hepsinde bütün sürülerde kayıtların alınması gerekiyor ki takip ediyorsun. Bir söz var ya kontrol edemediğini yönetemezsin. yönetemezsin. Yönetemediğin bir şeyde de başarılı olman, kar etmen mümkün değil. Kayıt edeceksin ne kadar süt veriyor, ne zaman doğuruyor, yavrusu nasıl. Bütün bunların hepsini o hayvanın karnesine yazacaksın. Kız kardeşini yazacaksın, annesini yazacaksın, yavrusunu yazacaksın. Bunların bir takım şeyleri var koşulları var. Yani pedipri dediğimiz o karnelerin zaten bir formatı var. Dünyanın takip ettiği bir şey. Şimdi burada önemli olan şu. ırk bazındaki birlikler bunu belirlemiş ve bandrol veriyor. Bu dorperdir değildir. Dorperse zaten kaydını alıyor oraya. Ve oraya kayıtlı olduktan sonra yetiştirici kafasına göre vay ben buna bunu aldım, bunu bunu kattım. Böyle bir şey yok. Onu zaten yavru da gördüğü anda veya çiftlikte o koçu gördüğü anda zaten birliğin dışında kalıyor. Neden? Çünkü birlik istiyor ki doğan yavruları, özellikle erkek yavruların spermalarını toplayıp da kendisine kayıtlı diğer sürülerde şampiyonları topluyor ya. Fransa, işte İspanya, Hollanda bunu ve bunu bu şekilde yaptılar. Bu şekilde hayvancılık ilerledi orada. Mevcut ırkın özelliklerini sabitlemek için bunu genele yaymak gerekiyor. Bizim de bu tarz projelerimiz var. Tabii bütün bunların hepsini sorgulamak gerekiyor. Ama burada ırk birliği olduğu zaman işte o şampiyonun annesinin, babasının, kız kardeşlerinin, kızlarının, oğla, oğullarının bütün verim özellikleri tek tek kayıt ediliyor. Ve yüz üzerinden yüz alanlar zaten şampiyon oluyor. Önce ırkın kendi özelliğini görecek. Şöyle bir sürü var mı Murat Bey? Yani giriyorsunuz içeriye, perdeye giriyorsunuz. Yarısının vücudunun arka tarafı siyah, yarısının beyaz, yarısının işte vücudun yarısı siyah. E, kimisi ben beyaz, kimisi simsiyah. Böyle bir dorper sürüsü olduğunda e, gerçekten hani damızlık çıkartırken düşünmeye başlıyorsunuz ve bu hayvanların kendi özellikleri var, o özellikleri görmek istiyorsunuz evet. ki. Ben evet bu dört sürüsüdür diyebileyim. Çünkü risk almak istemez kimse. Belki ileride siz de buna doğru gideceksiniz. Belki bir elit sürü oluşturacaksınız. Şu anda biliyorum çok meraklı olduğunuz için hani bir takım formüller deniyorsunuz ama yakın bir gelecekte artık diyeceksiniz ki tamam benim verimli olan hayvanlarım bunlar. Ben bunda devam ediyorum. Evet. evet. Bunu yakalamak çok önemli. Bunu özellikle açıklamak istedim. Yani bir birçok melezleme yaptık. Dediğiniz gibi ben e, anaç melezleme de şöyle, hani hangi ha hayvanın e, dorper baba ne sonuç vereceğini takip etmek için çok yaptım. E, melezlemeden gelen hayvanlardan zaten elimde yok. Hani damızlık olarak onları satmadık da yapmadık da. Sadece ölçüm için yaptık. Zaten e, şeyle melezlemeyle hayvanı bir yere getirmek, sürüyü orijinalleştirmek çok kolay bir iş değil. Ben Benim ona ne sabrım, ne zamanım, ne de vaktim, param var onu yapacak kadar. O iş melezlemeyle elde etme işi başka bir iş. Onu bilenler yapmalı. Bu arada suni tohumlama çalışmaları da yaptık. Özellikle Dorper babaların verdiği sonuçları görme açısından. O da ne oldu? Suni tohumlamada da yine bize yapamazsın, edemezsin diyenler Oo, çok oldu. İlk yaptığımız sağımda yani nasıl yaptık? Spermi sadık koçlardan zaten alıştırmıştık yani alışkındı koçlarımız. Hayvanları senkronize ettik süngerleme yoluyla. İlk 12 hayvana yaptık 12'de 12 gebelik sağladık hepsi de ikiz oldu tek yavru hiç olmadı. Daha sonra rakamlar arttı işte 100'lük 120'lik 70'lik sürülerde yaptık. %75'in altında da kalmadık suni tohumlamada. Şimdi siz biraz önce ırk birliklerinin işte sperm dağıtarak üreticilerine suni tohumlama yoluyla sürülerini ıslah ettiğini ve bu yolla büyüttüğünü anlattınız. Şimdi özellikle hayvanlarda kan değişimi yapmazsanız bir süre sonra birkaç nesil sonra hayvanlarınız küçülmeye renkleri bozulmaya evet, sıkıntılar olmaya başlıyor. Dolayısıyla elinizde farklı hayvanlardan kanların olması gerekiyor. Şimdi bizim elimizde 6 tane farklı kandan baba hattımız var. Daha kullanmaya başlamadıklarımız da var. Neden biz bu kadar özen gösterdik? Çünkü ileride biz bunu tam Türkiye'ye şimdi sattığımız kuzular oluyor, satıyoruz ediyoruz ama ben ileride bunu yurt dışına da satmak istiyorum. Çünkü e, müşteri de var yani. Müşteri de var. De var. Şöyle Şöyle bir durum Hı. var e, ee, embriyo olarak getirdiğimiz hayvanlardan mesela doğanlardan ben büyüttüm. Aynı biraz önce çekimlerde sizinle de konuştuk. Ee, İsveç'teki arkadaşım 8 bin eurodan sattı. 20 tane hayvanı 8'er bin eurodan sattı. Bizim e, Türkiye'de bu paralara satma şansımız zaten yok. Ama aynı kalitede hayvan bizde de var. Biz de üretiyoruz. Ee, ve daha zor şartlarda üretiyoruz. İşte arkadaşım geldi konudan konuya giriyoruz da ben dedim ki yani sen bizim şartlarımızda üretim yapamazsın. Çünkü zaten geçen yıl bilmem kaç milyon euro destek almış. Kaç bin euroya koyun satıyor, koç satıyor. Bizim verdiğimiz yemi falan görse zaten aklı çıkar. Avrupa'dan biz aslında geride değiliz ama şartlarımız geride. Dolayısıyla ırklarımızı saflaştırarak, elimizdeki ırkları saflaştırarak ihracata yönelmemiz lazım. Çünkü çok kısa, şimdi bile isteyenler var ama biz çok jeopolitik bir yerdeyiz. Güzel bir noktadayız Türkiye olarak. Azerilere, Türkiye Cumhuriyetlere Orta Doğu ülkelerine damızlık satmamız lazım, satabilmemiz lazım. Bunun için de elimizde iyi hayvan olması lazım hocam. Peki üreme özelliklerine ben tekrardan dönmek istiyorum. <laughs> Dorper bir anne birinci gebelikte değil ama ikinci de gebelikte kaç tane yavru veriyor genellikle ikizlik oranınızda? Hocam ikizlik oranı 1.5 gibi ya yani 1.4-1.5 yükselebiliyor bakımla alakalı ama daha bizim sürümüz böyle tek tip yaş olmadığı için Avrupa'dan gelen hayvanlar da biraz bakımsızdı bu sene biraz düşük oldu. Doğum ağırlıklarını sormuştunuz. O da doğum ağırlığı da 3 3 ila 5 kilogram arasında. İşte ikizliğe göre Maksimum değişiyor. Maksimum de Çok küçük doğan. Çok küçük doğan ya, oldu. 300'lerinizi hatırlıyorum. Sizin 300'ler vardı. Dorper'den olan değildi onlar. Sakızdan doğdu. Sakızdan doğan. Tabii doğan onlar e, 100 günde 40 38 ile 40 kilo arasında gelmişlerdi. Hı hı. E, gayet güzellerdi. İkizlik oranı çok yüksek değil Dorper'in. Ama tabii biz içeride besliyoruz. Aslında bu mera hayvanı. Yani meramız olsa uçsuz bucaksız ee, olsa mesela Lawrence'ın 82 hayvanın bir tanesi 300, bir tanesi tek, geri kalanın hepsi ikiz doğurmuş. Kuzu kaç tane Bildiğin öldü dedim. İkizliği yüksek bir hayvan. Evet. Yani bak iyi bakılırsa ikizliği yüksek. Kaç tane kuzunu öldür kuzu öldürdün dedim. Böyle baktı bana. Ben de kuzu ölmez dedi. Hani bizde de Türkiye dünya ortalamasının altındayız. Sizde kuzu ölüyor mu? Ee, yani bu sezon bir tane öldü. O da e, gece sıkışmış, göremedik kameradan da ben fark etmedim. Bir tane öldü ama onun dışında Allah'a şükür ölen Çünkü Çok hayvanlar değil mi? Yani Ya güçlü, dayanıklı. dayanıklı. Hani e, herhangi bir hastalık problem yoksa biz de gerekli koşulları elimizden geldiğince sağlamaya çalışıyoruz hocam kolay kolay dorper de dorper melezleri de çok kolay ölmez zaten popüler olmuş da geçmişti şimdi biz olmuştur illa ki <laughs> e, yani popüler olmasının en büyük sebeplerinden biri de melezleme de çok iyi sonuçlar vermesi e, şimdi küçük buluyor bazı arkadaşlarımız ama şöyle yani e, ya küçük ama vücut şimdi siz Adana'dan an... Adana'dan buraya geldiniz. <laughs> Sizin arabanız yeni bir araba ama ortalama, evet, ortalama orta segment bir araba. Segment orta bir araba. Segment, evet. Siz çok büyük bir arabayla da buraya dört çeker bir arabayla gelseydiniz yine aynı saatte gelirdiniz ama o çok yakardı değil mi? Evet, doğru. Yani belki de dört katı yakardı. Aslında aynı hikaye yani bu hayvan daha az yiyor. 100 günde, 100 110 günde, 120 günde olacağım. kesim ağırlığına ulaşıyor. Evet. Öbür anneler sürüye vurdunuzda sürü anaç ortalamanız 65 kilo ya da 60 kiloysa. Ee, ne kadar yem yer? 85-90 kiloysa ne kadar yem yer? Buna bakmak lazım. Dünya Hı buna bakıyor. yaptınız mı? besi? Ben biraz besi özelliklerine de gireceğim. Mesela doğumdan sonra ne yapıyorsunuz? E, hayvanlarınızı Hocam, anneyle beraber tutuyorsunuz. Anneyle kadarıyla. beraber 2-3 gün duruyorlar. Ee, i̇şte 2 ya da 3'üse biraz daha fazla kalıyor. Ondan sonra bir haftalıkken e, kendisi padoa yem padoana girip çıkmaya başlıyor kuzular. Sonra e, feeding dediğimiz evet. bu kafeterya sistemi var zaten evet, burada. Evet. İstediğinde neyle, istediğinde kendi bölmesinde. Evet, 20-25 günlük olduklarında da e, kapatıyoruz hayvanları, kuzuları. Hı -hı. Akşamları annesinin yanına salıyoruz. Gündüzleri e, belli saat e, yemlikte duruyorlar. Ne Öyle zaman devam ediyoruz. Ne kadar 60'la 80 gün arasında e, kesiyoruz. Kaç kiloda oluyor 60-80 günde? E, yani hocam değişiyor ama 60 günde 25 kilogram ortalama 25-26 erkek dişi besi değişiyor tabi ama besi musunuz? besiniz var mı? Ya besi yaptığım hayvanlar oldu bu bu dönem yok ama yani nasıldır yani ne kadar bir kilo canlılık için ne kadar yem tüketir? Günlük canlı ağırlık artışı. Hocam onların evet. hepsi detaylı yazıyor da şöyle evet yaptım ama şöyle grup grup fark ediyor. Bende daha bu sezon e, saf dorper grubu hı hı. oldu hı hı. yeni yeni daha ölçümler. Aslında bunu çalışalım yani yapıyoruz. ben de sizinle birlikte gerçekten merak ediyorum. yani bir besi ekonomisi çalışalım bunlarda. Her ne kadar damızlık değeri yüksek olsa da sonuçta bize kasaplık da lazım yani bizim istediğimiz anlamda damızlıklar ayırdıktan sonra kasaplıklara evet. bir bakalım bu besi performansı konusu bir çalışma yapalım olur, birlikte. Olur hocam. ve ben de çok merak ediyorum. Yani bazı sorular var. Mesela bu koşullarda doğan yavrular kaç günde işte bıçağa gelir? O bıçaktaki karkas verim özellikleri nedir? Yağlılık oranı nedir ki yavaş yavaş ona doğru evrilmeye başlıyor. Artık et kalitesi de gündeme gelecek bence. Sadece et bulursak inşallah. Et bulursak. <laughs> et bulursak Peki ekonomik midir Dorper yetiştirmek şu anda? Siz de diğer yetiştiricilerimiz gibi sorunlar yaşıyor musunuz? Var mı sıkıntılar? Hocam şöyle sıkıntı tabii ki var hayvancılık sektöründe. Olmaya da devam edecek. Hep aynı filmi tekrar tekrar izleyip duruyoruz. Ben çok ilgilenmiyorum sorunlarla katma değer nasıl kazandırabilirim? Nasıl Onunla baş ediyorsunuz krizle mesela? Demin sohbet ederken bir şey geçti onu almak istiyorum sizden. Yani, ben şimdi dört per başladım etçi yetiştiriyorum ama zarar ediyorum hala devam etmeli miyim ne yapmalıyım burada? Hocam şöyle elimizdeki en iyi hayvanları tutup diğerlerini kasaba sevk ediyorsak kasaba satmalıyız az sayıda en iyi hayvanla devam etmeliyiz. Benim zaten hani öyle seleksiyon yapacak hayvanım çok fazla olmadığı için, çok da hayvanım olmadığı için bir problem yaşamadım. Ama et etin böyle bir sıkıntı olacağını öngörmüştük. Daha evvelde bütün paydaşlarla da konuşuyoruz. Daha da sıkıntı olacak. Neden? Çünkü üretim azalıyor, dünya da azalıyor, tüketim çoğalıyor. Ya et de üretmeyi veririz, alırız. Süt de üretmeyi veririz, alırız. Paramız var, alırız. İyi bulursanız alırsınız. Yani şimdi Et ve süt ürünlerini tüketmeyen toplumlara bakın hem gelir seviyelerine bakın hem zeka seviyelerine bakın hem fiziksel gelişimlerine bakın yani bir çocuk et ve süt ürünü yemiyorsa yani veganlar falan kızabilir belki ama olmaz yani zekası da gelişmez bedeni de gelişmez. Et yani ve Doğru süt, ama zaten yavrunun tüketebildiği tek besin kaynağı süt. Süt evet. Süt yani başka bir şey veremiyorsun. Hocam süt süt ürünlerine, Anne sütü yoksa keçi sütü veriyorsunuz. Süt ürünlerini hayatımızdan çıkarırsak nasıl olacak? Şimdi üretici feryat etti. Dedi ki biz de dedik hep işte anaç hayvanlarımız kesiliyor, süt hayvanlarımız kesiliyor. Şimdi marketlerde peynir fiyatlarından şikayet etmesinler. Bunun bir çözümü yok. Yani dökmez suyla değirmen dönmez. İthalat yapalım, hayvan getiririm. İşte aynı tekrar aynı filmi seyretmiş oluruz. Çünkü biz Avrupa gibi değiliz. Bizi Avrupa ile mukayese etmesinler e, yöneticilerimiz. Neden etmesinler? Bir kere Avrupa domuz tüketiyor bir. İkincisi adamların zaten uçsuz bucaksız meraları var. Biz e, bizim gibi beslemiyorlar ki. Ben 12 ay hemen hemen içeride bakıyorum. Meradan yararlanan arkadaşlarım da en fazla 7 ay 8 ay yararlanabiliyor. Onun dışında içeride... Böyle kaç tane Türkiye'de üreticinin kuzusu dışarıda kendi halinde büyüyor. Öyle bir yok. orada benim bir fikrim var. Ben Japonya'ya gittiğimde orada işte çok uzunca bir süre kaldığım için araba kiralamak istedim. Ee, orada bana dediler ki bir dakika sen araba kiralayamazsın. Niye dedim? Senin park yerin yok ki dediler. Nasıl yani dedim? Park yeri bul da önce. Sonra araba kiralarsın. Park yeri olmayan araba kiralanmıyor dediler. Ben çok şaşırdım. Ve gerçekten zor bela bir park yeri kiraladım. Ondan sonra araba kiralayabildim. Şimdi aynı şey bence hayvancılık için de geçerli. Bu kişilere soracağız. Senin meran var mı veya yem bitkisi kaba yemini yetiştiriyor musun? Hayvan sayısı kadar. Eğer bunu başaramıyorsan, bu veya sözleşmen yoksa bu işe girmemen lazım. Bu benim fikrim. Ben kendi yani ben Tarım Bakanı olsaydım hayvancılık sektörüne böyle bir zorunluluk koyardım. Ya meran olacak ya mera kiralayacağım veya yem bitkisi kendin üreteceksin kaba yemini özellikle. Veya kaba yem üreten bir kişiyle hayvanının yıllık ihtiyacı kadar sözleşme yapacaksın. Yoksa hayvancılığa giremezsin derdim mesela. Bu benim fikrim. Ben size katılmıyorum o konuda. Neden olabilir? katılmıyorum? Çünkü o ayrı bir iş. Bu ayrı bir iş hocam. Ben dışarıdan hizmet satın mal ve hizmet satın alarak da bu yem satın alarak sözleşme da içeride besleyerek işte. bu işi yapmam lazım. Yani Fak siz bir yıllık kaba yeminizin sözleşmesini elinizde tuttuğunuz için evet. hayvancılığa girmelisiniz. Doğru Baksana ben yemimi alıyorum zaten satın bir yıllık yemimi satın ben alıyorum. diyelim ki yonca öğretiyorum gelip benimle sözleşme yapacaksınız. Bu sözleşmeyi gösterdikten sonra atıyorum baş hayvan yetiştirebilirsiniz. Benim dediğim sistem bu. Yani sen yemini üreteceksin, üretireceksin ki hayvanını besleyesin. Başka türlü bunu bir şekilde ilerletemeyeceğiz. Şimdi e, gerçekten yani bu sektörün sorunları çok fazla ve geldiğimiz noktada yem başta olmak üzere, çobanlık başta olmak üzere ve damızlık hayvan başta olmak üzere küçük başı hayvancılığın çok ciddi sorunları var. Şimdi e, ama bir de çok değerli hayvanımız var. Şimdi dorper, dorper dediğimiz hayvan sadece kesik siyah başlı mı olur? Ve biraz da anatomik özellikleri nedir bunun? Yani bir Dorper almak istediği zaman bir yetiştirici neye bakmalı? Hangi özellikleri var bunun? Evet Dorper, beyaz Dorper de var bu arada. Beyaz Dorper Türkiye'de çok fazla sayıda yok. Ee, Avrupa'da evet embriyodan doğanlar var. Ee, dört tane dişi var. Hı hı. Az sayıda embriyo, embriyo getirmiştik. Üç dört tane de erkeğimiz var. Ee, yine onlar da çok kaliteli üst düzey hayvanlar. Şimdi dorper nasıl olmalı? Kesme baştan bahsedecek olursak e, zaten şekli görünüyor ama siyah baş o, e, başı siyah olacak. İşte kırmızımsı, e, dağınık çok renkleri dağınık. İşte bacağında, e, kalçasında, orasında, burasında çok Leke. fazla olmayacak lekeler. 10 santimetre kareden fazlası. Zaten çok hoş görünmüyor. onlar yarışmalara da Black katılmıyor ama point. rengi melez hayvanlarda da mesela sıf kesme baş çıkabiliyor, bacakları çok uzun olmayacak, kalın olacak, sırtı düz olacak gibi kriterleri var. Ve uzun bir sırt evet. var değil mi? Evet, çok yani sal dediğimiz uzunluğu, e, salı, biraz geniş bir hayvan. burun arasındaki, arasındaki mesafe. Evet. ve en çok sevdiğim göğüsleri ve biraz persiyana benzeyen bir kılınık evet. var orada değil mi? Dorset de biraz güçlüdür, göğsüdür. Hatta ben biliyorsunuz denemeler yapıyorum işte. Melezleme ben <laughs> bu şeyden yapıyorum. Hani gösterebilmek için yapıyorum. Onu Dünya yapıyorsa var. merakım var. Romanov da var. Evet. Onlar da melezledik. Hani Dorset de var. Etçi ırkları melezlemede kullanıp. Bunları göstereceğiz inşallah. Daha da devam edeceğiz devam hocam. ediyorsunuz evet. Şimdi baktığınız zaman gerçekten hani çok çok güzel bir ırk ama bir takım kriterler var. Murat Bey burada hani bu işi teknik olarak yapıyor ama bu tekniği çok fazla da ısrar etmeden bazen esnetiyor. Hatta demin bana dedi ki biz de baktık yani burada bu bölgede süt, koyun sütü para ediyor. Hemen koyun sütü bir miktar da lakon aldık. Koyun sütü de üret, üretmeye başladık. Koyunun sütünü de vermeye başladık. Şimdi bu aslında işletme verimini arttırma yöntemleri. Yani sadece et yetiştireceğim deyip de ısrar ettiğiniz zaman bazen zarar edebiliyorsunuz. İşte işletmeyi ayakta tutmak için hayvan da olur. Bir tarafa bilmiyorum arazi varsa e Tübbi aromatik bitki de ekebilirsiniz, bir sera da yapabilirsiniz. Yani günümüzde körük e, körüne tek bir işte zarar etmek artık biraz e, şey olmuyor, e, akıllıca olmuyor. Çeşitlendireceksiniz ve ürettiğinizin katma değerini arttıracaksınız. Evet son sözlerinizi alalım yavaş yavaş da programı toparlayalım. Vallahi hocam e, yatırımcılar <laughs> eğer izliyorsa, izleyen olursa Hı -hı. lütfen İzlendir, bu... Binaya para yatırmasınlar, çok para yatırmasınlar, hayvana yatırım yapsınlar. Hayvan her geçen gün daha önemli hale gelecek. Ee, sadece Türkiye'den ibaret değil dünya. Hep söylediğimiz gibi. Lütfen hayvana önem versinler, iyi hayvanlar beslesinler. Irk burada Dorper'dir, Merinos'tur, Şarole'dir bahsetmiyorum. İyi, i̇yi hayvan beslesinler. Tek e, benim Domuz tavsiyem bu. Olan. Evet yani e, işte 20 milyona bina yapmak. 20 milyona bina yaptınız, 30 milyona bina yaptınız. Onun parasını ne zaman kazanacaksınız İçine koyunculuktan? Koyacaksın. Yani ne koyarsanız. Şimdi şöyle örnek vereyim. Mesela Türkiye'de çok büyük paralar harcanmış işletmelerde e, yok bendeki hayvanlar. Benim işletmem basit bir işletme. Ben de küçük bir üreticiyim. Ama e, imkan, imkan doğrultusunda lütfen hayvana yatırım yapsınlar. Hayvanlar çünkü bizim geleceğimiz, e, bize para getirecek olan şey hayvanlar. Evet, doğru bir yaklaşım. Ee, evet, Murat Bey çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim hocam, sağ olun. Bu hafta Aksaray'daydık, dorperlerleydik. Ee, Herkese bereketli üretim diliyorum ama son söz şu, lütfen damızlıkçı hayvanlardan vazgeçmeyin. Bu mayayı bu ülkede tutturalım. Ee, zor günler geçiriyorsunuz ama dediğim gibi üretim çeşitlendirmesi ya da katma değerini arttırma şeklinde. Her gün bir tane damızlık hayvan satarsınız, o kuzuların masrafını çıkarırsınız. Belki bir hafta, on gün, bir aylık. Ona göre bir e, projeksiyon yapmanız gerekiyor. Herkese bereketli üretimler diliyoruz. Bu haftada Köy TV'den Nazan Hoca ile Küçükbaş'tan e...